Selam arkadaşlar, Crossback'ten Berlin'den hepinize. Biriyle kahve içmeye geldik abi. Şuranın manzarası çok güzel, özellikle yazın. Ağaçlar yemyeşil olunca çok değişik bir atmosferi oluyor. Şu büyük ağacın yanında bir tekesi var. Ama şurada uzun. Abi o kadar çok insan var ki en az 20 kişi sırada bekliyor. Vivi de böyle hipster falan hiç sevmiyor. Dedi ki ben de hayatta buraya oturmam bu kalabalıkta. Şimdi birazcık başka bir yer arayacağız kendimize. Böyle Kreuzberg tarafından geldik. Neukölln'e doğru yürüyoruz. Vivi yine hiç videoyla alakası yok. Beni dedi çekme. Hasta o da. Arkadaşlar ben hasta da atlattım. Vivi hasta oldu. Rapor aldı bir hafta, çalışmadı. Abi ben de rapor alamıyorum ya. Yani bende de böyle bir şey var. Hasta olsam da Türkiye'den geldiğim için midir nedir, hala rahat rahat arkadaşlar rapor alamıyorum. Acaba diyorum yanlış anlaşılır mı, edilir mi? Hasta da olsam çalışıyorum, şu huyumu atmam lazım. 20 sene oldu hala rahat rahat rapor alamıyorum. Aslında elini almanı osu busu direkt pat raporu basıyor, biliyor musunuz? Hiç acımıyor vallahi. Ne olur bensiz nasıl işler ilerler mi? Diğer çalışma arkadaşım etkilenir mi? Nasıl organize yapacaklar? Hiç düşünmüyorlar. Basıyorlar. Burada krank yapmak deniyor. Direkt raporu basıyorlar. Neyse şimdi dediğim gibi ben hala yapamıyorum Vivi ile. Buraya geldik. Kreuzberg'e buradan böyle Neukölln tarafına doğru biraz yürüyeceğiz. Böyle güneş alan bir köşe bulursak da kendimize bir kahve söyleyeceğiz. Aa, şu adam suratına bakın, inanılmaz. Her yeri dövmeli, gördünüz mü? Yani böyle kalın. Bu adamın kafası falan komple dövmeli. Neyse, bu arada bilgisayarım bozuldu, onu anlatacağım. Vergi dokümanları içindeydi, ödevler, dünya kadar belge. Kurtaramıyoruz. Neyse, hadi biraz yürüyelim de sonra anlatırım. Şimdi yürüye yürüye tekrar bu Kreuzberg merkezinin olduğu yere yaklaştık arkadaşlar, da size bir şey göstermek istedim. Şimdi her yerde reklam çıkıyor Lukas Podolski'nin. Döner açıyor burada. Onu bir göstermek istedim size. Her yerde reklamları çıkıyor. Hava da hemen bulutlandı ya, gri gri. Neyse şimdi Vivi ile biraz iç taraflara gidiyoruz. Bir düzgün kahve bulabilirsek her yer full. Berlin'de de hava güzel olunca böyle oluyor. Her yere de bunları koymuşlar. Her yerde inşaat var. Burada şimdi hesabı ödedik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güneş de gitti. Vallahi bayağı üşüttü bizi. Galiba buradan eve geçeceğiz ya. Hava şey olunca, soğuk rüzgarlı olunca Berlin'de çekilmiyor. Şimdi çok kısa size bilgisayarın başına geleni anlatayım. Beni mahvetti geçen hafta. Her şey yolunda, pat bir sabah açılmadı. Sinyal geliyor. Sinyal gidiyor. Geliyor gidiyor. Ventilatör tam çalışacak gibi oluyor laptopun ama çalışmıyor falan filan. O bilgisayarcıya götürdüm, Zatürn'e götürdüm. Mediatek'e götürdüm. Sonra başka bir dükkan tavsiye ettiler. Kantstrasse'de oraya götürdüm falan filan derken. Abi grafik kartı gitmiş bilgisayarım. Birisi bağırıyor arkada ya. Duyuyor musunuz arkada bir sesi, inanılmaz bağırıyor. Sabahın köründe. Güneş. Aha geldi mi? Ben de tam senaryo. Abi neyse. Kalklar için biz oradan. Şey yapamadık. Yani grafik kartı birisi için. Bilgisayarın dediler ki bu artık öldü. Para harcama. Hadi nereye? Dedik ki içindeki. Abi ne oluyor ya? Ne oldu ya abi? Adam biri bağırıyor. Karşıda manyak.
Uyuyor musunuz? Uyuyor muyuz? Aman öyle. Adam ne anlattırdığını da. Hala bağırıyor yolun karşısında ya. Yıktı sokağı. Ne anlattığımı da unuttum. Neyse arkadaşlar, bilgisayar konusunu evde anlatırım. Beni çok şey orta yolda bıraktı yani. Şimdi üşüdük, biraz buradan kalkacağız. Evde anlatmaya devam edelim. Şatı gelmiyor. Kutsaltı tuvalete ya. Lefem'e geldik arkadaşlar. Şuradan 2-3 tane simit alacağız. Ondan sonra bugün menemen denemesi yapacağız evde. İlk defa. Ben hiç menemen yapmıyorum genelde ama. Şimdi eve geldik arkadaşlar. Burada Vivi'nin görüyorsunuz yeni fayansları, Sicilya usulü. Bunları sipariş etmişti. Bunlar bu arada İspanya'dan geliyorlar. Her ne kadar İtalyan tarzında olsam nedense işte İspanya'dan geliyorlar. Geldi, yaptırdı. Bir de burada mutfağın çok az şeyini, nasıl çok az ya, baya baya zeminini değiştirdik. Görüyor musunuz? Bunlar beyaz fayanstı. Bir de onu yaptırdı. Totalinde bir 400 euroya yakın bir şey tuttu, maliyet tuttu. Babasının bir arkadaşı var İtalyan. O adam geliyor, yapıyor işçiliği falan. Şimdi bugün gördünüz, Berlin'de de sokakta. Şunun kafasını arıyorum. Ha, şurada yanımda bir saniye. Burada çok fazla böyle bağıran, çağıran, maalesef işte madde falan kullanan insan var. Berlin'de çok fazla. İnanır mısınız? Bugün çekim yaparken siz denk geldiniz. Ama ben neredeyse artık her gün böyle kendinden geçen, işte kriz yaşayan, sokağın ortasında ağlama krizi yaşayan, ne bileyim bankta oturup kendi kendine konuşmaya başlayan çok çok fazla insan görmeye başladım. Burada bu gitgide artıyor. Hatta bazen inanır mısınız? İnanın, yalan söylemiyorum. Bazen metro durağında oturuyorsunuz. Vallahi adam yanınızda, abartmıyorum, bunu Berlin'de yaşayanlar bilir. Adam yanınızda çıkartıyor kullandığı maddeyi, kendine madde enjekte ediyor veya işte ağızdan alınıyorsa ağızdan alıyor. Yani ortalıkta yanında ilkokul çocukları mesela metro bekliyor falan filan. Adam orada hiç herkesin önünde açıyor, yapıyor. Bu çok arttı. Bugün de işte böyle sokakta bağıran versiyonunu gördünüz. Bu da çok. Kendi kendine bağırıyor, ağlıyor, zırlıyor falan filan. Bunlar hep maalesef birazcık Berlin'in negatif yanları doğruya doğru. Çünkü buraya çok dışarıdan gelen, İşte hayatında hiç özgürlük falan yaşamamış. Ondan sonra biraz burada böyle bu özgür ortamı görünce işte club, eğlence, odu budu, bunun şeyine kalkıp çok fazla farklı kötü maddeler kullanıp kendi hayat yolunu kaybeden insan çok fazla var. Diğer yerlerde nasıl bilmiyorum ama Berlin bu konuda gerçekten çok şey, nasıl söyleyeyim, abartı vaziyette ileride. Şimdi bir yandan Vivi de karar veremedi hala. Şey yapsam, önümüzdeki haftada rapor alsam karar veremedi. Dedi bana bir tane ingwer çayı yap. Ingwer'in de Türkçesini bilmiyorum. Ingwer mi acaba Türkçesi? Neyse. Sonra bana şey diyor. Ya diyor, Çağlar diyor, sen yaptığında diyor tadı diyor daha güzel oluyor. Ne, hani farklı ne yapıyorsun? Ben de senin yaptığın gibi yapıyorum. Şimdi ben bunu söylemedim. Ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Normal ingwer'i eziyorum böyle önce. Ondan sonra
suyu ısıtıyorum. Koyuyorum sıcak suyu, üstüne limonu sıkıyorum. O da aynı şekilde yapıyor ama ona söylemediğim kısmı şu. Bir de gidip şöyle eziyorum ki ingverin suyu çıksın. Bir de ona söylemediğim şey yarım kaşık şeker atıyorum içine. Beyaz şeker. O da diyor ki sen yaptığın tadı çok güzel oluyor ama nasıl ne koyuyorsun? Sadece şeker. Bildiğim beyaz şeker koyuyorum içine. Şimdi ona çay yaptım. İmber çayı. Bir yandan suyu ısıtalım. Sonra dediğim gibi şunu karşıma koyayım istiyorsanız. Belki benim buradan şöyle beni daha rahat görürsünüz ya. Şöyle. Dediğim gibi suyu yapalım. Abi bilgisayar beni çok inanılmaz yarı yolda bıraktı. Maliyetlerini de söyleyeceğim arkadaşlar. Böyle kafanıza göre şu kadara yaptırırım, bu kadara yaptırırım diyemiyorsunuz. Böylesi ilk defa başıma geliyor. Resmen yarı yolda kaldım yani. Şu çayı, bunun suyu ısınsın. Biz kahvemizi alalım. Ondan sonra size biraz detayları anlatacağım. Arkadaşlar çok uygun bir domatesimiz yok. Küçük domatesler kalmış. Gelmeden önce de bakmadık. Şimdi artık bu kadar soğansız versiyonunu şey yaptım diye. İçine tuzumuzu her şeyi koydum. Tereyağında yaptım. Baktım. Alman versiyonlarına baktım. Zeytinyağı da yapıyorlar dedim. Diye bizim Türkiye'de tereyağlı olması gerekiyor. Ama galiba az çok bunun kıvamını tutturabileceğiz. Çünkü domatesleri bayağı bir ezdim. Suyu çıksın diye ama içinde ezdim. Az çok menemene benzedi. Öyle diyebilirim. Kimisi içine bunun peynir de atıyor. Ama ben Kuşadası'nda hiç peynirli yapan görmedim yani. Dediğim gibi bir tek. Zitkut havuz. Galiba gerçekten çok güzel olacak. Bakalım şimdi birazcık da bunları. Birazcık da şunları şöyle açtırıp bırakalım. Şöyle. Sulu. Evet olması lazım. Şimdi burada da 1-2 dakikaya böyle pişmeye bakacağız. Güzel yaptım lan. Vallahi güzel oldu. Vallahi sonunda birazcık oynadım. Ne kadar sulu değil mi diye baktım böyle. Ama galiba tam kıvamına oturdu. Tam Türk usulü arkadaşlar. Simitlerimiz de var. Türk şeyinden, marketinden zeytini de almıştık. Tam Türk usulü kahvaltımız olacak. Artık bizim pazar günleri şey oldu. Tradisyonel oldu böyle. Şimdi pat diye burada akşama geçtik arkadaşlar ama bunu size göstermem lazım. Türk yemeği deneyeceğim dedi. Taze fasulyeli şey mi oluyor bu? İşte kıyma. Kıymalı taze fasulye yapmış. Tabii yanında İtalyan şarabı da içtik ama yiyeceğiz yani daha doğrusu. Valla bayağı güzel gözüküyor bakalım. İlk defa denedim diyor nasıl oldu. Türk pidesi aldık. Valla bu Viviana inanılmaz bir şey ya. Şimdi laptop alacağım arkadaşlar. 3 tane model benim komşum önerdi. Zatürn'e geldim. Steglitz tarafındayız. Burada böyle devasa bir alışveriş merkezi var. Abi çok dükkan kapanmış içinde ya. İnanılmaz bir şey. Bayağı şaşırdım yani. Zara'yı kapatmışlar. Yemek dükkanlarını kapatmışlar. Şimdi şuraya geldik. Burada birazcık şey var. İnsan hareketi var. Onun dışında öbür taraftan geldik. Hiç inanır mısınız? İnsan mı insan göremedik. Bir tek Vivi ile biz yürüdük yani. Şunun gibi bir giriş daha var. Çok dükkan kapanmış. İyi bir şey değil bu ekonomik olarak. Neyse. Zatürn'e girelim. Önce laptopumuza bakalım. Abi bunu almaya karar verdim. Bir tane gaming laptopu. Asus'un. Bilmiyorduk. Tesadüfen. Aslında şurada yanındaki Lenovo'ya almak için gelmiştik. Komşum bunu önerdi. Aynı özellikleri var. Bir de şansımıza normalde 1700 euro 1500'e düşmüş. O yüzden bunu alacağım arkadaşlar. Gaming laptoplarını seviyorum. Ama çocuk dedi ki iyi havalandır bunu.
Yoksa dedi grafik kartını hani iyi havalandıramazsa ısınır. Sonra dedi yine elinde patlar. Biraz daha büyük olduğu için de bunu seçtik. Abi şimdi paketten çıkarttım. Bayağı da büyük bir paketi varmış bunun. Az sonra kurulumunu yapacağım. Bir de size öbür bilgisayarda neleri kaybettiğimi anlatacağım. Bunun özelliklerini görebiliyorsunuz. Özellikle bilgisayardan anlayan arkadaşlar. Yani gamer bilgisayarı. Oyun oynadığım için değil. Ama işte Adobe falan kullanıyorum ya, videoları falan, editing falan yaparken hızlı olması gerekiyor. Bir de biliyorsunuz müzik öğretmeniyim. Okul şeyleri için de bayağı bazen şarkı kesiyorum, bazen video kesiyorum çocuklara. Kesmem, yapmam gerekiyor yani müzik öğretmeni olarak. Dolayısıyla iyi bir işlemcisi, hızlı bir işlemcisi olması gerekiyor. Bir kurayım arkadaşlar, sonra öbür bilgisayarda kaybettiğim bilgileri size söyleyeceğim. Abi şöyle bir şey oldu. Şimdi ben 2018-2019 yılında HP almıştım. Omen. Omen HP. O da inanılmaz bir gaming bilgisayarıydı. O zamanın parasıyla 1500 euroya almıştım. Belki bu zamanın parasına 2000 küsür euroya denk geliyor yani. Düşünün. 6 sene öncenin 1500'ü elektronik bir eşyada. Taş gibi, tank gibi bir laptoptu doğruya doğru. Ama arkadaşlar 2 sene önce tam bu lisans tezimi, bachelor tezimi yazarken, yazın tabi, saatlerce bilgisayar açık kalıyordu. Berlin'de böyle görülmemiş, tarihinde görülmemiş sıcaklar, yazlar yaşıyordu yani, böyle saçma sapan havalar falan. Orada bilgisayara bir şeyler oldu falan, zatürre götürdüm. Açtık aküyü, akünün üstü böyle şişmiş. Aküde 4 tane bölüm var, böyle ayrılmış, hepsi şişmiş, böyle tam patlamak üzere. Adam dedi ki şanslısın, iyi ki patlamadı, patlayabilirdi yani bu, artık o yapı bozup patlamak üzere yani. Neyse, ben de üstüne vurgulamak için 100 kere patlamak üzere dedim. Onu çıkardık, değiştirdik. Servis parasıyla beraber işte 150 euroya falan bir şey bana denk geldi. Ondan sonra yine bilgisayar çok güzel çalıştı. Yani 4 senesini tamamladı bir akü problemi. Ondan sonra şimdi jortladı geçtiğimiz haftada. Abi en önemli şeylerimi C sürücüsüne kaydetmiştim. Okulda çalıştığım belge, yani belge değil de okulda müzik dersleri için ayarladığım, internetten bulduğum güzel parçalar, çocuklara onları uyarlamalarım. Müzik dersinde bu tarz materyal bulmak zor oluyor. Hep kendim uyarladım, emek verdim. Onlar hep C sürücüsünde kayıtlıydı. Hepsi gitti. Ondan sonra bütün vergi, mergi işlerimin olduğu dosyalar C sürücüsündeydi. Hepsi gitti. Bayağı bir şey gitti. Yani önemli üniversite için kullandığım şifreler, bankaların, ona hepsi gitti. Neyse, D sürücüsünde de böyle tatil videolarının olduğu videoları atıyordum. Orada dursunlar diye D sürücüsünü kurtarabiliyoruz arkadaşımla, komşumla beraber. Gördüm yani, kabloyu Amazon'dan sipariş ettik, taktık, orada D dosyasındaki her şey çıktı. Şu an onun bilgisayarında duruyor, bana geçireceğiz. Neyse, C sürücüsü gitti abi. Birisini tavsiye ettiler. Bir mekanik dükkanı. Gittim, C sürücüsünü kurtarabilir miyiz dedim. Adam dedi ki şu an bilgiler olmadığı için, yani bilgisayar komple gittiği için benim bunu önceden tekrar geri yüklemem gerekecek dedi. Dedim. Dedi ki ne kadar gigabyte var C sürücünde? Dedim 30 GB. Dedi ki gigabyte, 5 GB'ı 50 euroya sana yaparım dedi. 30 GB 300 euro tutar. Bir de dedi 49 euro. Servis parası 349 euro tutar. 30 GB'ı kurtarmak bu. Ve dedi garantisi de yok. Çünkü dedi bakacağım, belki bir kısmını getiremeyebilirim. Belki dedi 30 GB'ın sadece 3 GB'ını geri getirebilirim. Dedim onu anlaman ne kadar sürer? Dedi ki 3 gününü alır. Okey. Ondan sonra dedim ki hani hem garanti yok hem kurtaracağını da bilmiyorsun. Hem 3 gün dedim.
Diyelim 3 gün sonra buldun bilgileri. Bir de bunları hani bana geri yüklemen ne kadar sürer? Ona bir tane şey aldım. Böyle 1 terabaytlık kayıt yapılacak stick var bende. Dedi ki bir de işte anlattı bir işlemler. Bir de bilmem neyi yapmak da 2-3 günü sürer dedi. Dedim ki bir hafta içimden bir hafta bekleyeceğim. C sürücüsünün kurtarılma garantisi yok. Kurtarılırsa 349 euro falan filan. Dedim ki gider gitsin abi. Ya yani 340 ona vereceğim. Daha elimde bir de laptop yok. Bir de ekstra laptop alacağım. Hani ne anladım ondan. Dolayısıyla şimdi o kaybolan C sürücüsündeki belgeleri toplamaya başlıyorum yavaş yavaş. Bu yani başıma geldi. Sonra bana dedi ki adam bir daha dedi HP alma dedi yani. HP'de bu çok oluyor dedi. Ondan sonra da benim komşum dedi ki HP alma dedi. Çok ısınıyorlar. Isınınca dedi işte böyle grafik kartı aku maku falan gidiyor. Anlattı bir şeyler. Ben bu teknik şeyleri çok anlamıyorum. Ben yine HP buldum. Komşum dedi ki alma. Ya Asus al ya şey al dedi. Ben Asus aldım zaten. Ne aldım da tam bilmiyorum. Ya Asus ya Lenovo al dedi. Bugün de Zatürn'e gittim. Adam bu çok gaming yani çok gamer yani herif dedi ki ben dedi kendime bir tane dedi gamer bilgisayar PC yaptım ama dedi yani laptop değil. Ondan sonra ben dedi benim HP ile çok kötü anlarım oldu. Ben şimdi arkadaşlar HP'yi kötülemiyorum çünkü 6 sene Allah için bir kere akü değiştirdik. Taş gibi tank gibi bir kere de yavaşlamadı o laptop ya. Yani o yüzden ben böyle tekrar HP almak istiyordum. Ama kime sorsam şey HP'ye bulaşma artık çok daha güzel modeller var dediler. O yüzden böyle bir şeyde karar kıldık. Daha çıkabilirdim üstüne 2000-2500'lük. Adam dedi ki ya ne oyunları oynayacaksın? Dedim oyun oynamıyorum ben sadece video editliyorum. Çok belgeler var. Okulda çocuklar için o parça müzikleri, videoları edit yapıyorum. Yani komşum dedi aslında bunu bile almana gerek yok. Daha ucuz bir şey alabilirsin. Ama sonra dedim ki arkadaşlar teknoloji de çok ilerliyor. Şimdi bir şeyin düşük modelini alıyorsun. Abi 2 sene sonra bir yeni teknoloji çıkıyor. Bir yeni program çıkıyor. Adobe bile bana son 6 ayda şey diyordu. Artık grafik kartıyla ilgili grafik kartını desteklemiyor falan diye error hata veriyordu. Ona rağmen yine de videoları render yapabiliyordu yani falan filan yani sonuçta o yüzden çok düşük bir teknoloji de almak istemedim. Oyun oynamayan birisi için de 1700'lük gamer laptopu yine biraz belki fazla olabilir ama dedim ki en azından alayım. Artık 4-5-6 sene giderse şanslıyız. Ha bir de yanımda Vivi de vardı. Adam dedi ki garanti istiyor musun? Ekstra garanti. Normalde hayatta yapmam. Virüs almadım. Geçen sefer de satın almadım. Çünkü saçma sapan sitelere girmiyorum. Virüslük işim yok yani. Almadım. Hiçbir şey olmadı. O yüzden dedim ki virüs istemiyorum. Sonra Vivian dedi ki bak 1700'lük bilgisayar alın. Al dedi şey. Söyle adına ekstra ben şu, o kadar yorgunum ki arkadaşlar şu an ne anlattığımı unuttum. Garanti al dedi. 170 euroya da 4 senelik garanti aldım. Benden kaynaklanmayan her şeyi ister grafik kartı olsun aku maku neyse işte hepsinin tamirini üstleniyorlar. Tamir edemeyecekleri bir durum olursa bilgisayar parasını olduğu gibi eğer bilgisayarın aynısı varsa aynı bilgisayarı veriyorlar. Eğer bilgisayarın aynısı artık yoksa satışta o paranın tümünü geri veriyorlar. Böyle bir garanti yaptım. 170 euroya onu aldım. Bu şimdi daha bilgisayarı kurmadım. Çünkü genelde hep önce bir takın fişe aküsü baterisi dolsun diyorlar. Bilmiyorum doğru mudur yanlış mıdır. Onu koydum. Çünkü önce bir aküsüz çalıştırmaya ya kablosuz çalıştırmaya çalıştım. Baktım yok demek ki bomboş içi. O yüzden dedim şimdi yüklesin bir %100'lük full yüklesin. Ondan sonra yavaştan laptopu da kurmaya başlayacağım. Ama iyi ki yine büyük ekran almışım. Bir ara acaba büyük hani inç almasam mı diye düşündüm. Sonra Viviana dedi ki bütün gün dedi hani sen hiç televizyon izlemiyorsun ya işte hisse senetleri videosu izliyorsun ya YouTube izliyorsun. Sen dedi büyük ekran aklıma girdi orada. Büyük ekran aldım yani son anda.
şeylere de bakıyorum hep. AMD'yi görüyorum. AMD'nin de hisse senetlerini almıştım. Burada bilgisayarın üstünde yazıyor. Nvidia'nın da hisse senetlerini aldım. Üstünde yazıyor. Gibi gibi arkadaşlar. Şimdilik videoyu kapatayım. Böyle bir hafta geçti. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı da unutmayın. Kanala yeni geldiyseniz. Onu söylemeyi unutuyorum. Söylediğimde en azından yeni gelenler abone oluyor. Bir de videoyu da beğenirseniz algoritma için güzel olur. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bu arada kurulumu başlattım. Işıklar böyle çok güzel gelince dur dedim. Bir göstereyim. Gerçekten çok hoşuma gitti. Karanlıkta. Şimdi yavaştan ben bunu kuracağım. Şöyle kutlama yapmak için de bir tane zekt aldım kendime. Yani ikimiz aldık da Vivi biraz hasta. To set up your device using a screen reader, turn on narrator by pressing Windows and Control and Enter. Neyse ben şimdi bunu kurmaya başlayayım. Sonra anlatırım. Vivi hasta diye içemiyor diyecektim de. Bir sonraki videoda görüşürüz.